Evet, kuvvetli alkışlar istiyorum. Ataşehir İlçe Milliyetin Şube Müdürümüz Sayın Orhan Kutu, şeref verdiler, hoş geldiler. Açılış konuşmasını yapmak üzere sizleri sahneye davet ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, ben Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kuzu. Bugün burada aranızda bulunmaktan büyük bir onur, büyük bir kıvanç duymaktayım. Öncelikle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyacak olan, ancak bir programı sebebiyle aramızda olamayan Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Ertuğrul Bilican ve yine programları gereği aramızda bulunamayan diğer şube müdürü arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle belediyemize, Sayın Başkanımız Battal İlgezdi'ye, özellikle globallaşan, küreselleşen dünyada sınırların ortadan kalktığı, çevre sorunlarının bizim ülkemizi değil, biz ilgilendirmez anlayışının çok yanlış olduğu bir dünyada hava kirliliği, su kirliliği ve genel anlamda da çevre kirliliği konusunda özellikle gençlerimize, çocuklarımıza ve Ataşehir bünyesindeki tüm paydaşlarımıza çevre bilincini verme, aşılama adına bu organizasyonu gerçekleştiren, katkı sunan herkese İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şahsım adına, şube müdürlerim adına yürekten teşekkür ediyorum. Ve çok uzatmadan, fazla bölmeden Kültür İşleri Müdürümüz Sayın Aydın Hanım'a da bu ince, nazik davranışı daveti için özellikle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Resmi özel okul ve kurumlarımızdan bu anlamlı yarışma organizasyon vesilesiyle dereceye giren tüm okullarımızı, onların danışman öğretmenlerini, idarecilerini ve teşekkürün en büyüğü de katkı sunan tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fazla vaktimizi almadan bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim size, Sayın Müdürüm, şeref verdiniz. Sevgili misafirler, geleceğimizi temin olan genç kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gelişen dünya üzerinde yok olan tabiat, doğa, enerji anlamında sizlere bu yaşta bu öğretimi, eğitimi veren öğretmen arkadaşlarımızı da kutluyorum. Bugün burada olmamızın bir nedeni, geçtiğimiz günlerde bir rekora imza attım. Atık bilgiyle Ataşehir Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne çevreye olan duyarlılığını hiç bir şekilde kaybetmedik. Bununla en büyük destekçimiz, birlikte çalıştığımız okullar, kurumlar ve Ataşehir halkı olmuştur. Bunun için de ayrıca bir teşekkürü borçluyum. Bu konuda evet, sevgili hocam dediği gibi daha fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten. Bu duyarlı genç arkadaşlarımız bu yaşta kavruyor, bunu hayata geçiriyor. Ne mutlu ki geleceğimiz bu gençlere emanet diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Artık heyecan durumunda. Ödül törenine geçiyoruz. Hazır mıyız? Hata yaparsam ne olur affedin. Çünkü çok heyecanlandım. Ödül deyince o başka bir şey. Onu sunmak da çok zor bir şey. Ne kadar sahnede rahat olsanız da işte öyle bir şey başlıyor. Hazır.
bilincini aşılamak amacıyla her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TAP Derneği tarafından okullar arası atık bir toplama yarışması düzenleniyor. Ve kazanan 3. okulumuz Akşemsettin İlkokulu öğrencileri alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Aydan Kartal'ı sahneye davet ediyorum. Masa tenisi takıma ödünleriniz var arkadaşlar. Sizi kutluyoruz, sizinle gurur duyuyoruz. Okul doğru mu? Hiç ilkokula benzemiyorlar ama ortaokul mu arkadaşlar? Bir yanlışlık mı var? Hayır, hayır. Ödülü alan ilkokul mu, ortaokul mu? Efendim? İyi, peki, tamam. Arkadaşları görünce hiç ilkokula benzemiyor. Bir yanlışlık yapmayalım dedim. Ödülü yanlış yere vermeyelim. Hocam size buyurun lütfen. Yeni nesil o kadar sağlıklı besleniyor ki Aydın Hanım. O yüzden o farkı bazen karıştırabiliyoruz. Akşemsettin Ortaokul bölümü öğrencileri efendim. Lütfen sahnede bizlerle kalmanızı rica ediyoruz ve fotoğraf çekimini tamamladıktan hemen sonra bu kategoride 2. okulumuz Ataşehir Doğa Koleji öğrencileri. Alkışlarla lütfen sizleri sahneye davet ediyorum. Biz okullarımızı plaket yerine çam fidanlarıyla ödüllendiriyoruz. Yeşil doğa için savaşıyoruz ve Ataşehir Doğa Koleji öğrencileri sahnede ödüllerini vermek üzere Ataşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Orhan Kuzu Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum lütfen.
belediyeleri tarafından düzenlenen atık pil yarışması sonucunu açıklamak üzere TAV Derneği Genel Sekreteri Sayın Neslihan Bahar'ı sahneye davet ediyorum. Neslihan Hanım, hoş geldiniz. Mikrofonum sizde. Büyük an. Good.
İnanamıyorum sizlere. Çok güzelsiniz. Çok. Çok özelsiniz. Ve birincilerimiz Cemile Besson İlkokulu öğrencileri ve ödüllerini vermek üzere kuvvetli alkışlarınızı Ataşehir Belediye Meclis Başkanı Sayın Sadi Özatay'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Maketler olup kamuoyunda özellikle genç nesillerde çevre bilincinin artık
artırılmasını sağlayacak ve teşvik edecek içerikte özgün çalışma olması hedeflendi. Ve maketler yapılırken cam, kağıt, karton, plastik, kompozit, metal ve benzeri ambalaj atıkları kullanıldı. Değerlendirme kriterleri. İşte açıklıyorum. Eserler yaratıcılık ve estetik. Maketin konusu, içerdiği mesaj, kullanılan geri dönüşümlü malzeme çeşitliliği dikkate alınarak değerlendirildi. İlkokul kategorisi. Kuralları biliyorsunuz, okul isimlerini anons ediyorum. Kazanan öğrencilerim sahneye gelirken sizler lütfen alkışlarınızı ve çığlıklarınızı onlardan esirgemiyorsunuz. Heyecanlı bir an, hazırız ve 6. geleneksel maket yarışması ödülleri. İşte beşincimiz, Sare Selahattin Uzel İlkokulu Hayata Geri Dönen Prenses. İşte ekranda görüyorsunuz, dev ekranda. Öğrencilerimiz nerede? Haydi alkışlarla. 6. geleneksel maket yarışması 5. okulumuz. Sare Selahattin Uzel İlkokul öğrencileri ve işte onların okusun eserleri. Hayata geri dönen prenses ve 3 prenses sahneye geliyor. 3 prenses sahneye geliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sahneme şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz büyük prensesle birlikte. Evet, ödülleriniz sevgili Çalar Efendi ve ödüllerinizi vermek üzere Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Sevgi Topçu Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum efendim. Biraz daha orta alanı alırsak öğretmenim, hem eserin önünde bir kare yakalama şansımız yüksek olur. Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Ercan Kartal'ı sahneye davet ediyoruz.
Bu arada ekranda gördüğünüz her eseri fuayede görebileceksiniz. Lütfen incelemeden gitmeyin. Tüm maketler, ödül kazanan tüm maketleri fuayede gözlemleyebileceksiniz sevgili konuklar, sevgili arkadaşlar. Ve bu ödülü vermek üzere Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fenender Özdemir'i sahneye davet ediyorum. Ve tekrarlıyorum, maketler dışarıda fuaye alanında sergileniyor. Ve 1 Haziran'dan itibaren de Palladium Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek. Evet, maketler şu anda dışarıda fuaye alanında sergileniyor ve sonrasında 1 Haziran'dan itibaren Palladium Alışveriş Merkezi'nde sergilenecek. Bu arada fotoğraf çekimi yapılırken ben bir teşekkürü iletmek isterim izninizle. O teşekkür jüri üyelerimize olacak efendim. Bunlar Kartiyer'e teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin'e çok teşekkür ediyoruz. Çevre Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve Ataşehir Belediyesi Çevre Mühendisi İpek Önder'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geleneksel maket yarışması ödül töreninde bu kez ortalama kategorisine geçti. Alkışlar çığlıklarla bu kategori 5. Özel Yönder Ortaokulu Vazı'ndaki çiçekler. Alkış ve çığlık duyamadı. İşte bu. Ödülleriniz Zeynep Çalarlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Şöyle bir sesinizi ekrandan almak ister misiniz? Fuayede de var. Siz yaptınız, kendinizde lütfen duyurdunuz. Özel Yönder Ortaokulu öğrencilerinin ödüllerini vermek üzere Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Sevgi Topçu'yu sahneye davet ediyorum.
6. geleneksel çevre şöleninde ikinci olan okulumuz maket. Çok güzel maketler yapmışlar. İstanbul Üniversitesi Vakfı Özel Adı Güzel Ortaokulu gelecekteki İlkel konulu maketiyle ikinci olan okulumuz ve ikinci olan başarılı öğrencilerimiz gelecekteki İlkel şu anda dev ekranda yerini aldı. Birer bisiklet armağanı sizleri bekliyor ve ödüleğinizi vermek üzere Top Genel Sekreteri Sayın Nesmihan Bahar'ı alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Evet, sahnede maket yarışması ödül kategorisinde 5. ortaokulumuz, 4. ortaokulumuz, 3. ortaokulumuz ve 2. ortaokulumuz var. Sıra geldi o mutlu ana. Şimdi hazır mıyız? Şimdi ayakları yapın bakayım. Şimdi elleri vurun bakayım. Eti de çığlık adı. Eti de alkışlayın. Hadi bunu bir daha yapın. Ayaklar bir. İki eller. Üç çığlık. Tablet bilgisayarlarınız, ödülünüz ve ödülünüzü vermek üzere Ataşehir Belediyesi 1. Meclis Başkanı Sayın Sadi Öz Atay'ı sahneye davet ediyorum efendim. Protokolümü